Hamd alemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Onun alemlere rahmet peygamberine ve o mübarek insanlığın şeref ve nesilleri olan Güzide ashabına selatu selam olsun. Gelen sorular arasında tarikatta fasıl da yapılamayacağı, dinimize aykırı olduğunu düşünenler, soranlar var şeyin. Zaten birinci işi odur. İnsanları tarikattan çeşit çeşit bir şekilde uzaklaştırmaktır. Fasıl yapılır mıydı? Bizim örneklerimizden, en mühim örneklerimizden bir tanesi kimdir? Kimi örnek alıyoruz? Osmanlı'yı örnek alıyoruz biz. Osmanlı'da fasıl var mıydı? Vardı. İslam'da eğlence var mıdır? Vardı. Yerine göre, zamanına göre, şeyine göre vardı. Şimdi fasıl olmazmış. Pekala, o fasıl olmayan kişiye soruyorum. Sen hiç sağda solda, hele İstanbul'un sokaklarında gezerken fasıl duymuyor musun? Millet radyoyu sonuna açmış. Çeşit çeşit abuk sabuk pis pis şarkılar da duyuyorsun. Her şeyi duyuyorsun. Kulaklarını ona kapatamıyorsun. Bu zaman ahir zaman. Şimdi sen kendini tamamen her şeyden uzaklaştırıp da çok büyük bir takva ile 24 saat namazda gözün sola sola bakmaz ve devamlı şekilde Allah'ın zikrinde, devamlı şekilde Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorsan maşallah derim sana. Başımın üstünde gezdiririm ben seni o zaman. Bunu yapabiliyorsan aferin. Bunu yapabilseydin zaten bizim burada fasıl yaptığımızı göremezdin. İmkan yoktu ona. Fasıl yaptığımızı gördüysen demek ki bunu yapamıyorsun. Demek ki sen de internette, Facebook'ta, orada burada çeşit çeşit yerlerde geziniyorsun. Evet. Demek ki teknolojiyle içli dışlısın. Şimdi buradan değil bu soru değil mi? Buradaki ihvandan değil o soru değil mi? Serkan mı sordu soruyu? Ne bakıyorsun? Buradan mı geldi soru? İnternetten geliyor, tamam. İnternetten geliyorsa herhalde dinliyor. Onun için o da fasıl var mı? Var. Yapılmıştır. Efendim. Hatta Osman Bey Gazi Han her akşam fasıl yapardı. Daha babası şeyhi başka işlerin peşindeyken o fasıl peşindeydi. Bir işler içindeydi. Elhamdülillah. Padişahların etrafında değişik yerlerde fasıl yapıldı. Her yerde yapıldı. İslam'da Allah bize İzin vermiş eğlenceye de. Eğlence de vardır. Bilhassa şimdi biz bunu dönüp bu dünya ile kıyasladığımız vakit. Sen İstanbul'da oturmuşsun bana. 24 saat etrafında efendim işte caminin içerisinde kilitlemiş bazıları kendilerini. Dışarıda ne döndüğünden haberi yok. Kimisi de dışarıda içeride koşturup geliyor. Sen oradaki bir hayata bakıyorsun. Buradaki insanlar çoğu küfürden dönme, öyle bir hayattan dönmedir. Bu insanlara bir heyecan vermek, bu insanlara İslam'daki bazı güzellikleri göstermek bizim üzerimize vazifedir. Ve biz bunu yapıyoruz. Ve biz bundan memnunuz. Şikayetimiz de yok. Eğer ki sen hakikaten bu yanlıştır diyorsan sen bakmayacaksın. Kıyamet günü biraz önce dedik ya sorumluyuz. Onu yaparken de sorumluyum ben. Kıyamet günü ona izin veriyorsam neye izin verdim ben? Onun hesabını ben vereceğim. Bunu bildikten sonra sana daha başka söz düşmez artık. Kalkıp ileri geri laf söylüyorsan vebal altındasın artık. Kim izler son ol. Ben bunun idrakı içerisinde miyim? Evet. Bunu yapıyorum. Buradaki çocuklara da yaptırıyorum. İzin vardır bize. Sen yapmıyorsun. Kendine izin vermedin. Yapma. Beni ilgilendirmez. Biz yapıyoruz. Ha, kalkıp İslam için tebliğ yapacaksan da Müslümana tebliğ yapma o zaman. Git İstanbul'un içerisi meyhane kerhane doludur. Orada tebliğ yap. Barlarda, pavyonlarda fasıl olmaz de. Durdur oradaki insanları. Bırak burada adamlar sabah akşam burada namaz kılar, ibadet eder. Allah için yaşar. Allah için bir taşı bir yerden bir yere koymadın belki.
Çok atıp tutuyor millet böyle. Neyse hadi bir çay iç. Kim insan? Kendine gel. Şimdi ben çay içiyorum burada. Adam oradan isterse kalkıp der. İçki içer. Ne diyelim şimdi biz savaş mı edelim onunla? Onu da diyen var zaten. Anladın mı? Onun için Hanefi mezhebinde bazı şeyler serttir. Bir yerde mesela kalkıp orada diyelim ki o şehirde sirkeye ihtiyacın var. Sirkeyi de sadece içki satan bir yer vardır. Orada satıyorlar. Bir Müslümanın diyor, mümin kişinin oradan girip sirke şişesi alıp da çıkması uygun değildir şeye göre, Hanefi mezhebine göre. Çünkü dışarıdaki insanlara şüphe uyandırır. Şüphede olanlara daha fazla şüphe uyandırır. Şişenin içindeki sirke midir, şarap mıdır şimdi? Ona açık işaret verdiği için. Şimdi bu asırlardan beri devam eden gelen bir savaş var bunun üzerine. Feala bedru aleyna. Kime söylemişler onu? Bu sözleri kime söylemişler? Asıl mıydı bu? İlahi miydi bu? İlahiydi. Peygambere güzel sözler, defleriyle, şeylerle söylemişler. Peygamber seyretmiş, görmüş, hoşuna gitmiş, sevmiş, bu insanları övmüş. Ondan sonra gelen aşıklar 24 saat bir şeyler yazmışlar. Peygamber aşkıyla bir şeyler yazmışlar. Şimdi bu insanların çoğu ne yapıyor? Devamlı Kur'an-ı Kerim dinlerse sıkılır. Çoğu değil mi? Ağırdır. Çok insanlar devamlı ilahi dinlerse oradan sıkılır. Ara sıra işte böyle biraz şeye uygun, gene Osmanlı zamanında aşıklara uygun nedir? Fikrimin ince gülü. Efendim, nazen de sevdiğim. Onu birkaç tane şey arasında Osmanlı şeyi çocuklar araya koyuyor. Koymuş ne güzel. Ne güzel sözler söylemiş o insanlar. Onun için ruh meselesidir bu. Kendine gel. Orada açık bir şey de yoktur. Kendine göre abık sabık sözleriyle kimse kimseye yasaklar bellidir. Haramlar bellidir. Helallar bellidir. Haramın içerisine gömülmüş çoğu bidat içerisinde geziyorlar. Haram olan memlekette efendim 24 saat İslam'ın aleyhine çalışılan bir memlekette 24 saat çalışıyorlar İslam'ın aleyhine. Yaptıkları tahribatı kafirler yapmamış. Hala daha şaşkınlık. Kıyamete geldik. Sonuna geldik. Bir saz ile bu insanı sen bu tarafa çekebiliyorsan ne mutlu. Al sazı eline 24 saat saz çal. Saz kimin işidir? Türk işi değil mi? Türkü, türküler, türküler de mi yasaktır? Yasak. Onlara göre her şey yasak. Tabii yasak. Güzel olan hiçbir şey yasak değildir İslam'da. Güzel olan her şeyin sırası zamanı vardır. Eğer ki sırası zamanı zamansızsa her şey yasaktır. Şimdi sen ikindi namazı girmedi. Ya hepsimiz toplandık burada. İkindi namazını kılalım şimdi. Olmaz, yasaktır. Vakti girecek öyle kılacaksın namazı. Akşamı da toparlayalım. Enerji var şimdi hepsini yatsıyı da hep beraber yapalım. Olmadı. Vaktinde kılacaksın namazı. Yani İslam'da bazı yerlerde yasaklar değişiyor bazı durumlara göre. Onun için biraz önce dediğimiz gibi sohbette de koca bir gemi vardır. Diyor ki bu gemide işte Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet ama geminin kaptanı lazım, mürettebat lazım, bu yola yöndemi gösterecek olan insanlar lazım. Sen her şeyi yıkmışsın, kaldırmışsın, şeriat aleyhine, efendim şeriat aleyhine bir kelime konuşamıyorsun memlekette, şeriat aleyhine istediğin şeyleri söyleyebiliyorsun. Öyle bir memlekette kalkmış şeriat sorusu soruyor bana, bak akla bak şimdi. Tövbe yarabbi estağfurullah. Senin başbakanın sana cevap veremez onun için. Ben veririm de o veremez. Cumhurbaşkanın veremez. Şeriat şeriattır. Şeriatı yıkanlar 24 saat şeriatı yıkan yüz binlerce alim hoca vardır memleketin içerisinde zaten. Şeriatı kendi aklına göre uyduranlar her gün, gece gündüz. Bakalım daha. Onun için gerçek şeriatı uygulayacak olan Hazreti Mehdi eli kulağındadır, geliyor. O zaman seyredin şeriatın ne olduğunu. Evet, başka?
herkesin hali aynı değildir tabii ki. Tesbihler de, şimdi ilk tesbihte insanlara belli bir günlük ders vardır. Onu çekiniz diyoruz ama belli zaman içerisinde bunlar değişir. Müritlerin hallerine göre, müridin aşkına göre, müridin çalışmasına göre onlar değişir. Ona göre o işte mürid ile şeyh arasındaki irtibattır. Kimisine bir şey açılır, kimisine açılmaz. Kimisine kapanır, kimisine açılır. Ona göre yol verilir. Onun haline göre yol verilir. Onun için tesbihat ilk gelene aynı tesbihat verilir ama değişebilir o zamanla. Kimisi 10 senedir aynı tesbih yapar, 20 senedir aynı tesbih yapar. Kimisi mürittir der, hiç yapmaz tesbih. Dolu ortalık şimdi, mürit olup da tesbih yapmayanlarla dolu. Tesbihini, günlük dersini yapsa zaten abuk sabuk işlerle meşgul olmayacak. Kendine bir çeki düzen verecek. Bu da böyle. İyi, hadi. Selamun aleyküm. Madem sorunuz da yoktur, Allah'a emanet olunuz. Başka bir serbest kürsüde buluşmak günü değil. Allah'a emanet olunuz. Selamun aleyküm. Rahmetullah ve bereket.